Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Konemi yarın gelecek iki tane Player of the paylaştı arkadaşlar. Paketteki en yüksek seviyeli isimleri paylaştı ve bu kartlarda güçlendirici var. Şimdi baktığımız zaman soldaki isim Erling Kanat hem de güçlendiricisiyle birlikte sağdaki isim ise Bellingham. Erling Kanat'ın şut anındaki görüntüsü Bellingham'ın da klasikleşmiş artık gol sevinci. Hatta yorumlarda da maç içerisinden bu isimlerin görüntüleri vardı. Erling Kanat bekleniyordu. Onun dışında Bellingham, Vinicius Junior ya da Bellingham'dan birisi gelmesi gerekiyordu. Konimi Bellingham'dan yana tercihte bulundu. Ki Vinicius Junior da 2-3 hafta önce güçlendirici kartıyla gelmişti. Şimdi Bellingham geliyor güçlendirici kartıyla. Bu futbolcular daha önce yüksek seviyeli geliyordu. Şimdi seviyelere bakalım arkadaşlar. Mesela Bellingham'ın son gelen kartları 96'dan 99'a kadar çıkmakta. Hatta adaylı sözleşmeye de öyle bir kartı gelmişti. Şimdi bu kartında bir de güçlendirici olacak. Büyük ihtimal yine böyle bir kartı gelse 96'dan 99'a güçlendiricisiyle birlikte 100 seviye çıkan kartı olabilir. Ama Vinicius Junior'da düşürmüşlerdi seviye. Vinicius Junior'da daha önce 96'dan 99'a çıkıyordu. Fakat gelen kartı Güçlendirici çalışmadığında 98, güçlendirici çalıştığında 99'du. Umarız öyle bir şey yapmaz Konem'e. En azından bir 100 seviyeye çıksın Bellingham. Erlin Kalant'ın 101 olması lazım. Zaten normalde 100 seviyeli kart ile geliyor Erling kalat çoğu zaman. En son gelen kartlarından bir tanesi. 97'den 100 seviyeye çıkmakta. Şimdi bu kartta Vir de güçlendirici olacak. Kevin de bir öne geldiğinde 101 seviyeye kadar çıkmıştı. Sürpriz yapıp 102 yapmazlar galiba. Öyle bir player of the week futbolcusu ama umarız seviyeleri yükseltirler, haklarını verirler futbolcuların. Yarın pakette güzel futbolcular olacak arkadaşlar. Yüksek seviye bazı isimler bekleniyordu. Konemi sadece iki tanesini paylaştı. Mesela Arsenal takımından, şimdi Rice'ı ben de bekliyorum ama Konemi sürpriz yapıp belki oradan Sakayı, ya da stoperlerden birini de tercih edebilir. Arsenal'dan seçilecek futbolcu da yüksek seviyeli olabilir. Onun dışında Bruno Guimaraş var. Başka takımlardan da bazı önemli adaylar var. Tabii düşük seviyeli futbolcular da var. Kaleci belki düşük seviyeli olabilir. Şu anki Player of the Week paketindeki gibi bir kaleciyle karşı karşıya kalabiliriz. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu isimler hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlarınızı hepimizle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.